İbrahim Karagül. Papa Sistani görüşmesi. O fotoğraf bize ne anlatır? Türkiye'yi kuşatmak için İran'la doğuda cephe mi kuruluyor? Katolik Kilisesi Başkanı Papa Francis'in Irak'a gelmesi, Necef'te Şii lider Ayetullah Ali Sistani ile görüşmesi, 7 Mart'ın bu yüzden Irak'ta milli gün ilan edilmesi bize ne anlatır? Papa ile Sistani'nin görüşme fotoğrafı üzerinden nasıl bir siyasi mesaj verildi? Bir dinler arası diyalog girişimi mi? Yoksa çok daha tehlikeli İslam iç savaşı adımları mı? Bir yanda efendi, patron, papa, diğer yanda ezik, ürkek, sistani. Bir yanda hakim, güçlü, efendi, tepeden bakan, sorgulayıcı bir görüntü veren, tevazuun zerresi olmayan, bir sömürge ülkesini denetler gibi duran papa. Diğer yanda ezik, çaresiz, bitkin, aman azar işitmeyeyim diye sus pus oturan, elleri dizlerinde itaat görüntüsü veren, emir bekler halde duran Sistani. Bu fotoğrafı son 30 yılda Irak ve çevresinde, bölgemizde yaşananlarla birlikte düşününce çok ağır, rencide edici bir ilişki ağı, bir coğrafya tasarımı, bir güç haritası gözümüzde ve zihnimizde canlanıyor. Şii-Sünni ayrışması asla masum bir ziyaret değil. Bu ziyaret ve bu fotoğraf eminim Türkiye ve birçok bölge ülkesinde, sokaklarında, milletlerin hafızasında masum bir ziyaret olarak algılanmadı. Karanlık bir geçmişten, karanlık bir geleceğe yeni adımlar, bugünün Orta Doğu güç dengesinde yeni atılımlar, Şii-Sünni ayrışmasında yeni projeler ve ittifaklar olarak görüldü. Doğunun milletleri ve ülkeleri için batılı olma hevesinin, batının sömürgesi olma dışında hiçbir formatta mümkün olmadığı gerçeği tarihsel bir tecrübedir. Birçok ülke ve millet bunu denedi. Büyük değiş sömürge ülkesi olma dışında hiçbir yere ulaşamadı. Rehin alındı, mahvedildi. Aynı ülkeler ve milletler bu zincirden kurtulmak için çok ağır bedeller ödedi, ödüyor. İran-Batı ittifakının ruhani temelleri mi? Irak hükümetinin Papa ziyaretinden beklediği şey bu anlamda açıktır. Papa'nın Erbil ziyaretinden beklenti de budur. Ancak tartıştığımız şey aslında bu değildir. Daha derin, uzun vadeli, devletlerin ve ülkelerin ötesinde coğrafyanın geleceğine dair büyük hesapları içeren bir okuma biçimi önemlidir. Sistani Papa görüntüsü bu derin ilişkinin, ittifaklar ağının yeni işaretlerini vermektedir. Batı ile Şii dünyası arasında yeni bir bölgesel ittifakın temelleri mi atılıyor? Siyasi, askeri, jeopolitik hesaplarla güç arayışlarında tanık olduğumuz bu ilişkiler ağının ruhani temelleri mi oluşturuluyor? İran-Batı ittifakı Sünni dünyayı çevreleme mi? Daha somuta inelim. Papa'nın ziyareti, Batı İran hattını güçlendirip coğrafyanın sünni dünyası için yeni bir parçası olabilir mi? Irak, Batı ve İran işgali altında bir ülkedir. Bu da böyle bir ortaklık için elverişli bir zemin oluşturmaktadır. Benzer denemeler yüzyıllar içinde pek çok kez olmuştur. Bölgede yükselen her güce karşı İran ittifakı, güç dayanışması örnekleri çoktur. Osmanlı dahil, Batı için tehdit oluşturan her güce karşı doğuda bir dayanışma hattı inşasına girişilmiştir. Son 30 yılda Batı'nın bölgemize yönelik her müdahalesi İran'a güç kazandırmış, etkinliğini artırmıştır. İran, Amerika ve İran-İsrail çatışması tam tersi böyle karşılıklı kazanımlar sağlamıştır. Türkiye'yi kuşatmak için İran'la yeni bir cephe mi kuruluyor? Peki Papa'nın ziyareti Sistemi görüşmesi Türkiye için bir yeni çevreleme projesinin görüntüsü olabilir mi? Türkiye dünyanın yükselen gücüdür. Libya'dan Kafkasya'ya, Irak'ın kuzeyinden Suriye'ye, Somaliden Balkanlara Türkiye etkisi hızla yayılmakta. Bu da Batı dünyasında derin sorgulamalara yol açmaktadır. Irak-Suriye sınırından Doğu Akdeniz'den Ege'den çevreleme projeleri Türkiye'yi durdurmak içindir. Karabağ'da son derece kötü durumda kalan Azerbaycan'ın kendi topraklarını kurtarma çabasına Ermenistan'a destek vererek karşı çıkan İran, Batı'nın Türkiye'yi durdurmaya dönük büyük hesabı için yeni bir pozisyon alıyor olamaz mı? Sünni Arap cephesi başarısız mı oldu? Batı bunu son 5 yılda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden denedi. Türkiye'ye karşı Basra Körfezi'nden Mısır'a uzanan bir Sünni Arap cephesi kurdu. Cephenin temeli Sünni Arap İsrail eksenli olarak atıldı. Bu cephe İran tehdidiyle yüzleşirken bir anda Türkiye'ye karşı konumlandırıldı. Aynı cephe Karabağ Savaşı'nda da Suriye ve Irak'ta da Ege ve Doğu Akdeniz kuşatmasında da Türkiye'ye karşı kurulan Batı Cephesi'nde yer aldı. Ancak son dönemde Arap dünyasıyla Amerika arasında güvensizlik öne çıktı. Yemen'de Suudilere verilen desteğin kesilmesi, Kaşıkçı dosyasıyla Riyad'a şantaj yapılması, Amerika-İran yakınlaşması gibi. Mısır'la Akdeniz Anlaşması, bölgeden sıcak mesajlar. Hemen sonra İran-Suud ilişkileri daha da gerilirken, Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırıları yoğunlaştırıldı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'ye sıcak mesajlar vermeye başladı. Türkiye-Mısır arasında Akdeniz temasları hızlandı. Hatta Türkiye-Libya anlaşması gibi Mısır'la da bir deniz anlaşması imzalanabileceği, hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hem de Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından duyuruldu. Arap cephesi, Amerika ve İsrail onları tam da Türkiye'ye karşı konumlandırmışken, Amerika-İran yakınlaşmasıyla şaşkına dönmüş durumda. İran örgütleri, Sincar'da Türkiye ile savaşacağız. Arapları Türkiye'ye sizin için büyük bir tehdit diye harekete geçirdiler. Karabağ Savaşı sonrası, Kafkasya'daki jeopolitik güç değişiminden sonra aynı korkuyu İran'a da pompalamaya başladılar. Tahran yönetiminin zaten bu endişeye sahip olduğunu biliyorlar. İran'a bağlı Haçlı Şabi ve diğer örgütler Suriye'de Türkiye ile savaşıyor. Hatta açık açık PKK ile ortak hareket ediyor. Irak'ın kuzeyinde yapılan terör operasyonlarına karşı Haçlı Şabi ve diğer İranlı örgütler tarafından her gün tehdit içeren açıklamalar yapılıyor. Sincar operasyonu olursa Türkiye ile savaşacağız açıklamaları günlük rutine döndü. Amerika ile birlikte Irak'ı işgal altında tutan Tahran'ın Türkiye'yi Irak'ta işgalci ilan etmesi bu örgütlere verilen yeni talimat olarak algılandı. Türkiye'yi doğudan İran'la kuşatmak bu. Şimdi soru şu. Arap cephesi kurarak Türkiye'yi durdurmaya çalışan Batı, bir Şii İran cephesi kurarak yeni bir çevreleme planı mı yapıyor? Araplarla durduramayacağını anladığı için İslam dünyasının mezhep bölünmesine yatırım yapıp Türkiye'yi doğudan da kuşatma hesabı mı yapıyor? Şu kesin, Batı'nın bölgemizde yürüttüğü bütün ortaklıklar Türkiye karşıtıdır. Öncelikle hedef budur, gerisi boş tartışma, zihin karartmadır. Suriye ve Irak'tan terörle, Doğu Akdeniz ve Ege'den Yunanistan, Amerika, Fransa, İsrail ve Arap cephesiyle çevreleme planlarını artık biliyoruz ve buna karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Şimdi aynı cephenin doğu hattını İran'la mı kuracaklar? Akdeniz'den İran sınırına uzanan koridor haritası bunun ilk adımıydı çünkü. Yeni Haçlılar. Türkiye durdurulursa coğrafya çökecek. İyi biliyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerde güneyden ve Akdeniz'den kuşatmaya dönük ısrarlı açıklamalarının dikkatle okunması gerekiyor. Türkiye'nin ne büyük bir mücadele verdiğine ne sancılı bir bölgesel hesaplaşma olduğuna dair sözlerinin tek tek tartışılması gerekiyor. İran Türkiye'yi hedef alan yeni haçlı saldırılarının ortağı mı olacak? Türkiye'yi durdurma ihalesi Tahran'a mı verilecek? Türkiye durdurulursa coğrafya çökecek. Bunu çok iyi biliyorlar. Papa Sistani fotoğrafı üzerinden konuşulacak. O kadar çok şey var ki asla masum bir görüşme değil bu. İbrahim Karagül, Yeni Şafak Koray Kamacı Papa'nın Irak ziyareti ve Kesnizani tarikatı Göreve geldiğinden beri Papa I. Francis'in ilklerin papası olduğunu ve proje papa olduğunu hem canlı yayınlarda hem de yazmış olduğum makalelerde ve Son Vatikan kitabında özellikle belirtmiştim. Şimdi ise dünyada yaşanan tüm bu hengameler içinde Papa'nın Irak'ı ziyaret etmesi tesadüf değil. Zaten Papa'nın gideceği bu ziyaret öncesi Irak'ta bombalar peş peşe patlamıştı. Geçtiğimiz iki hafta içinde yaşananları da bu minvalde iyi analiz etmeliyiz. Vatikan-Babil ilişkisinin tarihi kökenini ve bugününü iyi anlamak lazımdır. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Covid-19 salgını ve güvenlik sorunlarına rağmen Irak'taki ziyaretine başladı. Papa Francis'ten önceki Hristiyan liderler 2. Jean Paul ve 16. Benediktus, hep en eski Hristiyan topluluğun yaşadığı Irak'ı ziyaret etmek istemiş, ancak savaş ve çatışma ortamı nedeniyle bunu gerçekleştirememişti. Papa'nın Irak ziyaretini nasıl perde arkası nedenlerinden biri de Irak'taki Kesnizani tarikatının son zamanlardaki faaliyetleridir. Vatikan kitabımızda bu konuyu ayrıntılı anlatmıştık. Papa'nın da görüşmesindeki en önemli derin hususu Kesnizani tarikatı oluşturmaktadır. Son dönemde Irak'taki faaliyetlerini bölgesel manada arttıran ve pek çok misyonerlik olayına imza atan Kesnizani tarikatı, bölge ülkelerinde üst düzey kişileri etki altına almaya devam ediyor. Özellikle Irak Cumhurbaşkanı Behram Salih'in de bu manada kesnizani tarikatı içinde olduğu iddiası da gayet önem teşkil etmektedir. Irak'taki 2019'daki son Noel kutlamalarına yapılan katılımlar da önemlidir. Kutlama günleri boyunca Bağdat'ın doğusunda büyük bir Noel ağacı süslendi. Ayinler ve dini ilahiler okundu, aralarında Cumhurbaşkanı Behram Salih'in de olması gayet önemlidir. Kesnizani tarikatı da bizzat Kadiyanilik gibi Vatikan bünyesinde Orta Doğu'da dinler arası diyalog projesi kapsamında çıkarılan bir tarikattır. Vatikan'ın çıkardığı bu yapay tarikatlar bölgede Vatikan'a ve kutsal misyona önemli hizmetler yapmaktadır. Bunun örneklerini maalesef ülkemizde acı bir şekilde tecrübe ettik. Nitekim Hala Vatikan'ın kurduğu bu yapay cemaatler, Türkiye'de ve Ortadoğu'nun pek çok bölgesinde varlıklarını sürdürmeye devam etmekte. Kürtçe'de kimse bilmiyor anlamına gelen ve Saddam rejimi döneminde çok yaygın olan tarikatla ilgili pek çok önemli bilgi vardır. Amerika, Irak'a vurduğunda, Irak'a Amerika'ya altın tepside sunan yine bu tarikattı. Irak'taki üst düzey ordu mensupları bu tarikatın üyesiydi. Her ne kadar bu tarikatın Mossad ve CIA tarafından organize edildiği söylense de asıl arkalarındaki gizli güç Vatikan'dır. Bugün gelinen noktada da Papa'nın Irak ziyaretindeki görüşmelerin de dikkat çeken bazı hususlar var. Örneğin 6 Mart'ta Necef'te Irak'taki Şiilerin lideri Ayetullah Ali Sistani ile görüşmesi dikkate değer bir husustur. Son olarak da Irak'ta Erbil'de Irak-Kürt bölgesel yönetimiyle görüşecek olması ve ziyaretinin Musul ve Hristiyan nüfusun en yoğun olduğu Karakuş kentine giderek tamamlaması da önemli bir mesajdır. Evet sevgili dostlar, son dönemde Orta Doğu'da Vatikan eliyle kurulmuş olan yapay cemaatlerin, tarikatların daha fazla ön planda olacağı gerçeğini unutmamalıyız. Bu ülkede dahi, en son darbe girişimini yapay bir cemaatin hain darbeci tayfası gerçekleştirmeye çalışmıştı. Gelecek dönemde de papalığın en önemli hedeflerinden olan 3. bin yıl hedefi, dinler arası diyalog projesi daha fazla hız kat edecektir. Bizler buna karşı her daim çok dikkatli olmalıyız. İslam'ı protestanlaştırma projesine karşı her daim uyanık olmalıyız. Ve son söz, her ne olursa olsun gelecek dönem Vatikan'ın kutsal haçı değil, İslam'ın hilali ve Türk'ün yıldızının parlama zamanı olacaktır. Koray Kamacı, Önce Batan Komtere